Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu dersimizde de çarpma işlemi ile ilgili problemler çözeceğiz. Problemlerimiz kolaydan başlıyor, biraz zorlaşıyor gitgide. Hemen birinci problemden başlayalım. Ne diyormuş bakalım? 7 tavuğun ayak sayıları kaçtır? Şimdi tavuklarda kaç tane ayak oluyor? 2 tane ayak oluyor. Tavukların 2 tane bacağı var, 2 tane ayağı var. 7 tane tavuk biz bunu toplamayla yapabiliriz ama çarpmayla gösterelim. İsterseniz Birinci problemde toplamayı da kullanalım. Diğerlerini de kullanmayız artık. 7 tane tavuk. Birinci tavuğun 2 ayağı var. Diğer tavukta da 2. Hepsinde 2. Kaç tavuk oldu? 3. 4. 5. tavuk. 6. tavuk. Ve 7. tavuk. Sayalım ayaklarını. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ayak çıktı. Peki ben bu kadar uzun toplama yapacağımı çarpmayla yapamaz mıydım? Evet yaparım. 7 tavuk. Her tavuğun iki ayağı var. 7 kere 2. 7 defa 2 sayıyorum. Zaten burada saymıştık. 14 ayak çıkmıştı. Ve cevabı yaptık. İkinci soruya bakalım. Ayşe 8 yaşındadır. Annesinin yaşı Ayşe'nin yaşının 4 katıdır. Buna göre Ayşe'nin annesi kaç yaşındadır? Şimdi Ayşe'nin yaşını biliyoruz. 8. Annesi de onun 4 katı. O zaman 4 ile çarparız. Hani az önce daha önce söylemiştim. Çarpma işlemi katıdır. Kaç katıdır dediği zaman çarpma işlemi yapıyoruz. 8 defa 4'er 4'er sayacağım. Burada parmaklarımla sayabilirim. Fakat ben parmaklarımla hep karıştırıyorum. O yüzden nokta koyarak sayıyorum. Veya böyle işaretler yaparak sayıyorum. Hemen göstereyim. Ne yapıyorduk? 8 çarpı 4. 8 defa 4. 4'er 4'er sayacağım. 4 4 8, 12, 16, 20. Bakın daha 5 defa oldu. Devam ediyorum. 20'de kalmıştım. 24, 28, 32. İşte 8 defa saydım. 8 kere 4, 32. Demek ki Ayşe'nin annesi 32 yaşındaymış. Üçüncü sorumuz. 6 sayısının 5 katının 12 eksiği kaçtır? Evet, ilk önce 6'nın 5 katını bulacağız. Yani 6 ile 5'i çarpacağız. Çarpalım. Sonra diğerini yaparız. 6 tane 5 sayalım. 5 10 15 20 25 30. 6 tane 5 30 etti. Ama soru bitmedi henüz. Sonra bunun bir de 12 eksiği diyor. O zaman 30'un 12 eksiği dediğine göre çıkarma yapmalıyım başlayalım birler basamağından 0'dan 2 çıkmaz çünkü 0 küçük ne yapıyoruz komşudan bir 10'luk alıp bunun yanına koyuyoruz bakın 10 oldu. Komşuda 3 tane o vardı birisini gönderdiği için komşuda 2 kaldı. Şimdi çıkarabilirim artık. 10'dan 2 çıktı. Onu aklımda tuttum. Geri geri sayıyorum 9 8. 2 tane çıkardım 8 kaldı. Burada kaldı 2. 2'den 1 çıktı 1. Demek ki 18'miş cevabımız. Hemen dördüncü soruya bakalım. Bir basamaklı en büyük sayının 3 katının 29 fazlası kaçtır? Bu biraz daha zormuş bu problem. Şimdi bir basamaklı en büyük sayı kim? Hadi hatırlayalım bir basamaklı sayılarımızı. Kimler vardı? 0 vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 10 olmaz çünkü 10 iki basamaklı. Bakın iki kişi. Bunu saymıyorum. Bir basamaklı sayıları yani rakamları yazdım. Bunun en büyük sayı diyor. En büyük kim bunların içinde? 9. Bu sayının 3 katını bulacağım. Yani 9'u 3 ile çarpacağım. Çarpalım. Bu kez alt alta yapalım. Hep yan yana yapıyoruz. 9 çarpı 3. 9 defa 3'er 3'er sayacağım. 3 6 9 12 15 daha 5 defa oldu. 9 defa olacak. 15, 18, 21, 24, 27. 9 defa saydım. 27 oldu. Sonra 3 katını buldum. Bir de diyor ki 29 fazlası kaçtır? 27 ile o zaman bulduğum sayıyla 29 fazlasını bulmak için toplama yapmalıyım. Bir şeyin fazlası dediğinde toplama yapıyoruz. Toplayalım. 7 ile 9'u 7'yi aklımda tuttuğum 9 tane daha sayıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16'yı tabi buraya yazmıyorum. Kenara yazıyorum. Çünkü buraya bir kişi gelebilir. Ama 16 iki kişi. Ne yapıyorduk? 16'nın 6'sını buraya koyuyoruz. Elde var. 1. Bir. bu biri. Onlukları gönderiyoruz. Onlukların içine katıyoruz. Gönderdik buraya. Şimdi burayı topluyoruz. 1, 2 daha 3. 2 daha 5. Demek ki cevabımız 56'ymış. 5. soru. Hakan'ın hikaye kitabı 50 sayfadır. Hakan 6 gün boyunca her gün 4'er sayfa kitap okursa geriye okumadığı kaç sayfa kalır? Şimdi Hakan'ın hikaye kitabı varmış, 50 sayfa. Hakan 6 gün boyunca her gün 4'er sayfa okuyormuş. İlk önce Hakan'ın okuduğu sayfa sayısını bulalım. 6 gün boyunca 4'er sayfa okuyormuş. 6 defa 4 sayalım. 4 8 12 16 20 24 6 defa saydım 24. Demek ki Hakan 6 günde 24 sayfa okumuş. Kitap 50 sayfaydı. Okumadığı ne kadar kalacak? Kalmış. O zaman 50'den 24'ü çıkarmam gerekiyor okumadıklarını bulmak için. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan aldım. Burası oldu. 0'ın yanına bir onluk koydum. 10 oldu. Komşuda ise 4 tane kaldı. Çünkü 5 taneydi birini verdi. 10'dan 4 çıktı 9 8 7 6. 4'ten 2 çıktı 2. Demek ki Hakan'ın henüz okumadığı 26 sayfa kalmış. Diğer sorumuz 6. soru. 7 tavuk ile 7 ineğin ayak sayıları toplamı kaçtır? Şimdi tavukların 2 ayağı oluyordu. O zaman 7 ile 2'yi çarpalım. 7 defa 2 sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 Bakın 7 defa saydım 14 çıktı. Tavukların ayaklarını buldum. Şuraya tavuklar yazalım. Tavukların ayakları bunlar. Bir de 7 tane inek varmış. İneklerde 4 ayak oluyor. O zaman 4 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 4. 4'er 4'er sayacağız bu bu defa ama 7 de 7 sayma yapacağız. Yani niye bir türlü konuşamadım? Evet 4'er 4'er sayıyoruz. 4 8 12 16 20 24 28 Bakın 7 defa saydım 28. Bunlar da ineklerin ayakları. Ne diyor? Ayak sayılarının toplamı kaçtır? İneklerle tavukların ayaklarının toplamını bulacağız. 28 tane ineklerin ayakları, 14 tane de tavukların ayakları toplayalım. 8 4 daha 8'den sonra 4 tane sayıyorum. 9 10 11 12. 12'nin ikisi. Elde var 1. Bir. 1'i gönderdim bu tarafa. 2 1 daha 3, bir de bu 4. Demek ki hayvanların ayakları 42 ayakmış. Evet, son 2 sorumuzu da yapalım. Bir okul 3 katlıdır. Her katta 3 sınıf vardır. Her sınıfın 4 penceresi olduğuna göre bu okuldaki toplam pencere sayısı kaçtır? Şimdi ne yapacağız? Okulumuz 3 katlıymış. Ve her katta 3 sınıf varmış. Önce sınıfları bulalım. Yani 3 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 3. 3 tane 3. 3, 6, 9. 9 tane sınıf oldu. Her sınıfta da 4 pencere varmış. O zaman 9 ile 4'ü çarpalım. Onları da yan yana çarpalım. Değişik olsun. 9 defa 4 sayıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20. Daha 5 kere oldu değil mi? 9 kere sayacağız. 20'de kaldım. 24, 28, 32, 36. Demek ki 36 tane pencere varmış. Bakın sevgili öğrenciler. Eğer soruları doğru yapmak istiyorsanız dörder dörder saymayı iyi bilmeniz gerekiyor. Üçer üçer, beşer beşer. Saymaları bilemezseniz böyle 9 defa sayarken takılırsınız ve yanlış çıkar değil mi? 8. soruya geçiyoruz. Son sorumuz. Ali 7 yaşındadır. Babasının yaşı Ali'nin yaşının 5 katıdır. Annesi de babasından 6 yaş küçüktür. Buna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır? Bu soru bu soru bayağı zormuş. İlk önce ne yapalım? İsimlerini yazalım. Ali babası ve annesi var. Problemdeki kişilerin isimlerini yazalım. Ali 7 yaşındaymış. Ali'yi biliyorum. Babasını bilmiyorum. Annesini bilmiyorum. Ama ipucu var. Diyor ki babasının yaşı Ali'nin yaşının 5 katıdır. Yani 7'nin 5 katı. O zaman 7 ile 5'i çarpalım. 7 kere 5. 7 defa 5. Sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Demek ki Ali'nin babası 35 yaşındaymış. Hemen onu yerine koyalım. Annesini bulacağız şimdi. Annesi de babasından 6 yaş küçüktür diyor. Ha, babasını öğrenmiştik. Şimdi 35'ten 6'yı çıkaralım. Küçükmüş ya. Daha az olması lazım. O zaman çıkarma yapacağız. 5'ten 6 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası oldu 15. Yanına koyduk 15. Burada kaldı 2. 15'ten 6'yı çıkarıyorum şimdi. 15'i aklımda tutuyorum. 6 tane sayıyorum geri geri. 14 13 12 11 10 9 6 tane oldu. Evet 9. Komşuda 2 kaldı. 2'den çıkaracak bir şey yok. Annesi de 29 yaşındaymış. Ama soru yine bitmedi. Ne diyor? Buna göre üçünün yaşlarının toplamı kaçtır? Şimdi anneyi, babayı ve Ali'yi toplamamız gerekiyor yaşlarını bulmak için. İsterseniz büyüklerden başlayalım. Babasının yaşı daha fazla olduğu için onu yazalım önce. Sonra annesini yazalım 29'u ve Ali'yi yazalım. Şimdi bunları toplayalım. 5 ile 9'u topluyorum. İsterseniz 9'u aklımda tutayım. 5 tane sayayım. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi bunlar 14 oldu. Ama daha bir de 7 var. 14 aklımda koydum, tuttum ve 7 tane daha sayıyorum. 14'ten sonra 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Evet 21 oldu. 21'i kenara yazıyorum çünkü buraya bir tane koyabilirim. 21'in 1'i. Elde var 2. Bu kez 2 var. Bu 2'yi gönderiyorum bu tarafa. Onluklara. Gönderdim, sildim buradan. 2 3 daha 5. 2 de burada. 7 oldu. Demek ki 3'ünün yaşları 3'ü 71 oldu. Ve bu son sorumuzu sevgili öğrenciler. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.